Selamünaleyküm değerli hobici arkadaşlarım, değerli hobici dostlarım. Uzun zamandır video atamıyordum. Daha doğrusu video çektim ama montajını yapmaya bir türlü fırsatım olmadı. Derseniz ki ya sanki ne yapıyorsun da fırsatın olmuyor. Dükkanda oturuyorsun, haklısınız. Aslında fırsatımız var ama bakmayın üşengeçliğimiz. Kuşların ilk ne derler ona yumurtlamaya başladığı zaman... dan bir video çekmiştim. Düşünün ki o videoyu ben yayınlamadım. Şu an o kuşların çoğu yeme düştü. Yeme düştü, engin ol. Evet, bugün niye böyle bir video çekiyorum? Onu hemen sizlere izah etmek istiyorum. Değerli dostlarım, şimdi şöyle bir çevireyim. Arkadaşlar bugün birçok üretici arkadaşla da görmüştüm. Uzun zamandır böyle alsam mı almasam mı diye düşünüyordum. Şu an kümesin havası değişti. Böyle bir sanki kendimi yaylada gibi hissediyorum şu anda. Master Cips aldık. Yani çam ağacı parçacıkları. Kokusu süper. 10 numara. Yani çok met ettiler. Ben de almak istedim. Şöyle yuvalara şu anda... Yuvaların içine de aynı şekilde tavalara da koyuyoruz. Sizlerle paylaşmak istedim. Engin Bey şu anda kardeşimi çalıştırıyorum biraz abimi. Her sene çalıştırıyor. Ama yapacak da bir şey yok. Evet. Yani şu an ortamın kokusu gayet güzel oldu değil mi? Benim ağzımda maske var ama maskeden bile bu koku geliyor yani şu an. Süper oldu. Kuşlar da mutlu. Böyle yiyorlar onları, yemeye çalışıyorlar falan. Merak ediyorlar, keşfediyorlar. Arkadaşlar, kardeşler. Kümesimiz mis gibi kokuyor. Gerçekten yani tavsiye ederim. Yani o sizin bildiğiniz hani talaşla bunun hiçbir alakası yok arkadaşlar. Bunu gönderen abimiz adı neydi? Sertan mıydı? Sertan abi galiba. İzmir'den geldi yanlış bilmiyorsam. Bir günde de geldi yani helal olsun adamlar. Şu durumda bile kargoya gayet önem veriyorlar. Master Cips diye geçiyor. Bakın kuşlar ağızlarında. Master Cips'ler. Size de tavsiye ederim yani kullanın. Şimdi bana diyeceksiniz ki ya sen yeni aldın. Daha bir faydasını görmedin. Niye kullanın diyorsun. Şöyle diyor, şu sebepten diyorum. Çünkü çok sağlam üreticilerin de kullandığını gördüğüm için. Onlar kullanıyorsa bir bildikleri vardır. Düşüncesi var tabii bende de. O yüzden sizlere de tavsiye ediyorum. Evet şu mızdıklar yeni yeme düşenler. Bunların yumurtadayken videosunu çektik. Bu mızdıklar yeni yeme düştü. Gideceği aileleri bekliyorlar sabırsızlıkla değil mi? Bak bu da esin uykusu gelmiş. Evet bu kuluçka da engin. Çok erkek yavru attılar ya. Bayağı bir erkek yavru var. Tünekteki erkek. Erkek adamın erkek oğlu orada. Öyle mi? Aynen öyle. Yani şu an şu ortam, şu koku süper oldu ya. Gerçekten ben bu kadar beklemiyordum. Çok güzel oldu. Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Evet şöyle yakından da göstereyim mi? Şöyle gösterelim. Ne diyorlar buna? Çam talaşı da tam da değil yani talaş. Kıymık, genel, kıymık. Kıymık, aynen kıymık. Ama bir ayaklara de... bakmıyor, yumuşak yani. Evet ya yumurtaları falan kuşlar bunları rahat rahat kaydırabiliyorlar. Bit sıkıntısı için yani bit de tutmuyor, bit de çekmiyor. O da çok iyi, çok önemli. Bir de ne diyorlardı buna ya %100 bu kokusunun olduğu şey bir şey diyorlardı unuttum onun adını. Heh, %100 reçineli arkadaşlar. %100 reçine yani boş bir şeydi zaten kokusundan direkt kendini belli ediyor. %100 reçine. Kümesimize yeni gelen kuşlardan bahsedelim o zaman. Yeni gelen şöyle güzel bir takımımız var.
Dişi yuvada inşallah yavrusunu görmek nasip olur. Japones. Japones Lightwing. Erkeğimiz çift kanat, tepesi arka tepe. Güvercin tepesi gibi. Dişimiz de mantolu. Mantolu, dişinin tepesi güzel, erkeğin pırpırları güzel. Bunlardan inşallah bir hareketli bereket bekliyoruz. Şöyle benim kendi yavrum var. Ona da güzel bir dişi bekliyorum da salmada birçok dişi var ama hazır değil kuşlar. Ya 3-4 aylık damızlık altı ya tüyde. Buna güzel bir dişi bulacağız, ayarlayacağız inşallah. Burada da şu çek takımım var. Bunların yavrularını kaydırdım. Şu an yavrusu yok. Tekrar yumurtlasınlar. Yavrularını kaydırdım. Biraz bir sıkıntı sezdim bunlarda. Yavrulara çok böyle anne özen göstermiyor yani. Yuvadan çıkmıyor. Ama yuvadan çıkmaması da çok iyi bir şey değil. Birkaç yavrusunu ezerek öldürdü etken. Ufakken daha. Bir iki tanesi vardı. Bir iki tanesini ben kaydırdım. Burada bizim fallow dişimiz var. Bunun da erkeği dün, kuşun hiçbir şeyi yokken arkadaşlar, hiçbir sıkıntısı yokken park gözünden gitti. Şu köşede kuş, ölü gördüm kuşu. 6 tane de yavruya bakıyor şu anda anne. Yavrularımız. Ne diyelim? Hayır. Yeme düşmesine az kaldı. İnşallah düşürür. Burada şöyle jumbo erkeğim var. Bu da tüyden çıkmayı bekliyor. Delikanlı. Burada çek takımım var yine. Burada 4. yumurtasını yaptı. Bakın arkadaşlar, yuvanın içine de koydum. Çık kızım. Yuvanın içine de koydum. Gayet güzel. Gayet temiz. Gayet güzel. Burada da şu takımımızdan inşallah bir hareket bekliyoruz. Violet Rainbow. Dişi de Japones Gri Kanat. Dişinin çeresi iyice kızardı, kızgınlaştı. Çiftleşmeyi henüz görmedik ama inşallah görürüz. Burada bir takımımızı böldük. Texaslar vardı, tepeli kabağı Texaslar. Dişisini bu Texas taşıyıcı erkeğin yanına attık. İlk yumurtasını attı. Dişi burada yatıyor yumurtaya. İlk yumurtasını yaptı. İnşallah bunlardan da güzel kuşlar alırız. Güzel yavrular alırız. Burada şöyle bir çek takımım var. Bunun dişisi içeride. Bakalım şöyle bir. Burada yavrularımız var. Yavrular. Bunu da Engin değiştirelim. Bak bunu değiştirmemiş içine. Şurada bak boş olanlar var acı. Şunlardan onun içine şey yap da direkt transfer yapalım. Burada şu takımımız var. Delikanlı ile hanımefendi. Bunların da yavruları var. Bununkini değiştirmiştim galiba. Bunların da yavrular. Bunlar kaydırma. Bunların ilk kuluçkası boş geçti arkadaşlar. Erkeğin kıçını tıraşladık bakalım. İnşallah ikinci partide kendi yavrularını alırız. Burada da böyle bir takımım var. Erkek yeni geldi. Dişi kendi yavrumuz. İnşallah bunlardan da güzel yavrular alırız. Yeni eşleme. Burada da şu takımımız var. Erkek güzel bir jumbo. Dişi de show ayarında. Yani birçok insan show der de. Ben demek istemiyorum. Yani jumbo'dan bayağı bir iri yani. Erkekle şöyle yan yana durduğunda belli oluyor zaten. Çiftleşme gerçekleşti. Yumurtasını bekliyoruz. Burada da dediğim gibi yavrularımız var yeni yeme düşenlerde. Texasların yavrusu vardı. Onları sahiplendirdik. Aynen bak. Ay maşallah. Maşallah. Baba. Evet, bu yavrularımızın da kaç tane var? 3, 7 tane var. 6'sı erkek. Şu painted dişi.
Bu da maşallah ne yemiş, göğsü şişirmiş. Bunları da sahiplendireceğiz. Yuvalarını bekliyorlar arkadaşlar. Gelelim buraya. Burada da yavrular atlamış. Yavru bu. Bu da pencereden bakıyor. Bunun da annesi Rainbow. Bunların. Bu da, bunlar da kaydırma kuşlar. Burada babamız var, Show. Burada da Texaslar. Bunlar da kaydırma. Ya bu şu ağızdan, Show'ların çoğundan verim alamadık. Ama inşallah alacağız. Çok az kaldı. Bir yavru var. İki yavru var. İki yumurta var. Bakalım inşallah. Ya şu an küme süper kokuyor ya. Gerçekten harika. Evet, burada da bahsettiğim takım. Erkek tepeli kabağı. Dişi sarı yüz. Bunlardan inşallah güzel yavrular bekliyoruz. Burada bizim yerli takımımız var. Dişi dördüncü yumurtayı yaptı. Bunların yavruları yeme düştü. Burada perşemli erkeğimiz var. Çek erkek, gayet güzel iri erkeğimiz. Dişisi yavrulara bakıyor. Yumurtaların da çıkmasını bekliyoruz. Maşallah maşallah. Evet, dişimiz bu, perşemli erkeğimiz de perşemli. Burada çek takımımız var. Bunların altından hep peyintet geldi. Güzel de bakıyorlar. Ama kuş yere indiği zaman biraz sıkıntı yapıyor. O yüzden yuvadan iyice kontrol edip bakıp alacağız. Yavrunun biri artık yeme düştü, düşecek. 3 tane de yumurtamız var. Çok güzel. Burada yine eşini bekleyen bir erkek. Mantolu, tepeli mantolu erkeğimiz. Güzel bir eşleme yaparsak iyi olur. Burada paşa var. Paşayı da damızlık olarak kullanıyoruz. Yanına eş atmıyorum arkadaşlar. Bundan suni dölleme yapıyorum. Çünkü biraz nazlı bir kuş. Vasıf olarak çok güzel ama nazlı. Ama yavrularını alacağız inşallah. Yani damızlık olarak kullanıyoruz. Suni dölleme yapıyoruz. Burası boş. Burada da yerli takım var. Burası da, bu da ilk yumurtasını yaptı. Dişisi de şöyle gösterelim. Dişisi de yeşil. Yatıyor kızım. Yatsın maşallah diyelim. Engin salmayı da yaptı hacı. Yaptın mı? Yaptın mı salmayı? Salmanın da altına yapalım. Şam master cipslerimizi. Evet, salmamızı da şöyle görüyor musun? Çok yeme. Yok ya. Yememişler, hep dökmüştür. Var yani, yendi orada. Evet, salmamızın da bu üstteki üst grubun hepsi sahiplendirilecek. 4 tane lütino var. DF. Biri erkek, üçü dişi. Şurada bir tane yavrum var. Burada bir tane Show var. 2016 arkadaşlar. Ben çalıştırdım. Ya şöyle söyleyeyim. Çok güzel yavru baktırdım, öyle diyeyim. Burada en köşede bir Texas'ım var. Orada bir lütino var. Burada yine şu Spangle dişimiz de güzel. Burada da Jumbo bir dişimiz var. Burada şu Texas haricindekiler sahiplendirilecek. Texas'a da güzel bir fiyat gelirse ona da düşünürüz. Bilginiz olsun. Burada da yine yavrularımız var. Burada da şöyle 1-2-3 yavru var. Bunlar da yeni yeme düşenlerden. Bunlardan da ikisi erkek, biri dişi. Burada da iki tane Fallow geldi. Bir erkek, bir dişi. Dileyene bunlar da sahiplendirilir. Şuradaki Texas'ımız da o satılık değil dostlar. Burada da silo yemli kaldık. Bir abimizden hediye geldi daha doğrusu. Gayet kullanışlı. Yani bundan memnunum ama bilmiyorum, artık aşağısından belli olur çok sarfiyat var mı yok mu. Arkadaşlar, Master cipslerimiz şu an kümesin kokusunu muazzam derecede değiştirdi. Yani bir doğa havası gerçekten var. Sizlere de tavsiye ederim. Sertan'dı herhalde, yanlış hatırlamıyorsam gönderenin adı. Onu da
iletişim kısmı, yani açıklama, videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşırız. Engin Bey, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şu an çam kokusundan ölecek. Abi en doğal. O kadar doğal. O kadar doğal. Efendim, teşekkürler. Herkese hayırlı üretimler dileyelim. Sağlıklı kalın, evde kalın. Ama kuşlarınızı da tabii ki ihmal etmeyi unutmayın. Allah'a ısmarladık.